Herkese selamlar dostlar. 7 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Maçların geneline skor verdim, yüksek oranlı verdim. Zaten şöyle söyleyeyim, 5 maçın 5'inde yüksek oranlı tercihim var. Fakat ideal tercihlerimden de bahsedeceğim. Pazartesi günü biraz ters sonuçlar çıkabilir fakat elimden geleni yapacağım. Şimdi öncelikle bir maçtan ne kadar verim alınabilir ondan bahsedeyim. Fenerbahçe maçını bildiğiniz üzere güzel bir şekilde anlattım. İdealden hepiniz gibi KG var oynayabilirsiniz hatta kombinemize, kombineye de koyduk bildiğiniz üzere KG varı geldi. Skor olarak zaten video izleyenler ve tebrik mesajlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ya yani şans ya ver gittim. Ya ben elimden geleni yaptım. Şansımızın da yanındayla 2'den 0'u da yakaladık. Ki zaten ben yüksek oran grubunda da 2'den 0 verdim. Katıl Telegram grubunda dedim ki yüksek oynayacaksanız alın bunu 2'den 0 olarak değerlendirelim. 1, -1 skorunu da verdim zaten. YouTube'da da anlattım bunların hepsini. KG var da aldı. Güzel bir şekilde kazandık. Maç çekişmeliydi. Kırmızı kart biraz şeyi değiştirdi derken Güzel bir şekilde Fenerbahçe mücadelesinden kazandık. Kazanan herkese tebrik ederim. Hepinize eline emeğine sağlık. Gelen mesajlardan dolayı da çok teşekkür ederim. Skor kazananlardan biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar günü skor kazananlar olarak da yarışma yapmıştık. Fenerbahçe Trabzon maçının skor kazananı Mikael Çobanlar Ragnar isimli kanal. Instagram'dan yazarlarsa gruplara dahil edelim. Konya Spor Galatasaray mücadelesinin kazananı ise Burak Keskin isimli arkadaşımız zaten başka bilen yok. Tek başına 2-0'lık Konya galibiyeti yazmış. Hatta yorumlarda yazdım. Sanırım başka bilen yok. Gülmüş falan. Yorum yazdım. Instagram'dan yazsın. Katıl gruplarına linkini atacağız. Dahil olsun. Onun dışında baylar bayanlar raporlara başlayalım. Pazar günü raporu çok güzel. Zaten YouTube'da verdiğim mücadele kazandı. Genel olarak bir başarı var pazar gününde. İdeal birim vardı. Trabzon mücadelesi KG var olarak değerlendirdik. City maçı maç sonu 1.5. buçuk. City'nin zaten kazanacağını adım gibi biliyorum. Sizlere de bahsettim. Ben yatırım yapıyorum bunlara. İliklerini biliyorum. Ne yapar ne yapmaz. Yani biliyorum bunları. City zaten 4 tane attı bildiğiniz üzere. Hatta dedim ki maç sonu 1 buçuk şekilde de ilerleme yapabilirsiniz şekilde. Kazandı. Bildiğim takımlar. İdeal birimiz. Bir de katıl grubunu özel bir tane yapmıştım. Barcelona Mastro'nun ekibi şeklinde yapmıştım. Youtube'da da 4.5 altında vermiştim. Fiorentina'ya KG var. Hatta Fiorentina maçına Mastro'nu 0 olarak da vermiştim sizlere bildiğiniz üzere. O da geldi kazandı. Değerlendiren herkese tebrikler arkadaşlar. Pazar raporu böyle. Cumartesi raporuna bahsedeyim. Cumartesi pazarında, cumartesi raporunda açıkçası cumartesi günü gün geneli bizim için çok güzel geçmedi. Defterim yanımda değil. Olsa gösterirdim. Söylerdim en azından. Kaç tanesi sanırım böyle 5 tane falan yattığım mücadele var cumartesi gününden. Zaten 2 tane kombineme koydum. KG var maçların başarısız oldu. Fakat katılana kombinesinde sizlere verdiğim yine 2 mücadele vardı bahsettim. Bunları da kombine haline getirdim ben. Göztepe maçına KG var. Böyle mücadelesi Masson 2-4.5 al şekilde bir değerlendirme yaptım. Ana kombinemiz katıldaki arkadaşlarla bir telafi oldu fakat YouTube'da bir telafi olmadı. Cumartesi için kusura bakmayın arkadaşlar. 5 tane mücadelem var ekrandan başlayalım katıl grubundan falan bahsetmeyeceğim burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kombin önerisi yapmadım. Neden yapmadım? Cumartesi ve pazar videoları bir tanesi 270'de kalmış bir tanesi de 260'da kalmış video beğenisi. Benim sağ üst tarafta ne yazıyor? Artı 300 beğeni yazıyor. Böyledir. Ben de yani sistem adamıyım. Artı 300'ün üzerinde 3200 diyor 300 kişi beğenmiyor. Ayıp değil mi şimdi? Emeğe saygı açısından sizden ricam. Yani bir şey de değil. İki saniyenizi ayırıp beğeniyorsunuz. Hatta söyler de var. Ya antilerim de var. Anti kangalcılar diyeyim ben. Ya geliyor yorum yapıyor. Yattık bir mesela şey yazmış. Ne yazmış? Korner maçım gelmedi mesela bugün. Pazar gününden bahsedeyim. Pazar gününün korner mücadelesi gelmedi. Ya attık. Bat. Kardeşim kombine önermişim ben sana. Bunu oynayabilirsin diyerekten. Onlar benim ekstra tercihlerim. Yani gelir gelmez. Çok biliyorsan zaten sen kendin oyna diyerekten. Hüseyin bilmem Hüseyin Götek mi? Göçek mi? Gotik mi? Bir yazmış yani. Cevap da verdim. Yorumlarda var pazar diyorsun da. Yani beğenilerinizi eksik etmeyin diyeyim. Başlayalım. Şimdi şöyle ben yüksek oran biraz da hızlı geçeyim. Şimdi beyler bayanlar benim skor beklentimi söyleyeyim mi direkt sizlere? Benim yazılımda çıkan sonuç 0-0'lık bir maç sonu var burada. 0-0 gibi bir skor çıkarmış benim yazılım. Haklıdır. Ama ben skor beklentim, benim kendi skor beklentim, 1-1 gibi bir skor beklentim var bu mücadelede. Ben Başakşehir'in oyununu seviyorum. Pozitif bir oyun oynuyor. Beşiktaş da kendi evinde, taraftar önünde saldıracaktır. Ben bugün ne oldu mesela? Fenerbahçe maçında haydi 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 bilmem ne, ne ne derken saldırmaya başladı Fenerbahçe. İkinci yarı biraz duraksadı fakat 10 kişide güzel mücadele verdi. Taraftarın etkisi önemli. Başakşehir takımında önemli isimler var. Bu önemli isimler, bakın ben Serdar Güller'i çok beğeniyorum mesela. O hızlı atakları çok iyi yönetebiliyor. Pizzi'nin ara ile birlikte, sol açıkta da birlikte. ileride de zaten önemli bir, bitirici bir ayak. Okaka, Başakşehir'in bir golü benim için bu mücadelenin en ideal tercihidir. Şöyle oranını da açmışlar. 1.33 açmışlar mesela. Başakşehir'in bir golü benim için ideal, en ideal tercihdir. Onun dışında Beşiktaş gol atar mı? Tabii ki atabilir. KG var oranı zaten 1.62. Fakat Başruay çok kaçırıyor. Ciddi anlamda haddinden fazla kaçırdığını söyleyebilirim. Ki zaten sizler de yakından takip ediyorsunuz. Bu yüzden KG var önermeyeceğim. Ben KG vardan ziyade direkt bir birlik skoru değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de bir yüksek skor önerisi yapmak istiyorum sizlere. Şuradan açabilirsem. Bir 1in oranı da zaten 5.40. Fakat idealim burada deplasman 0.5 üst olarak bir en en ideal tercihim odur. Geçeyim diğer mücadeleme. Kayseri Alanyaspor mücadelesi. Ben burada biraz değişik bir tercihe gittim ama idealini tabii ki şöyle söyleyeyim sizlere. Sizleri de beklendiği yönde bir maç bir KG var olabilir. Benim ee, biraz daha değişik tercihim olarak şunu söyleyeyim. Tabi alabilirsiniz KG varını. Beklenti o zaten. Alanya zaten pozitif futbol sergiliyor. Kayseri de keza öyle. Kendi evinde zaten gol bulabilen bir takım. KG var idealdir. Alınabilir. Ben şöyle biraz yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığım zaman da ben şöyle bir tercih sunmak istiyorum. KG vardan ziyade alabilirsin. 1.76'lık oranı var. İlk golü Kayseri Spor'un bulmasını bekliyorum. Bu yönde bir tercihim var. Kayseri başlarda biraz aktif oynuyor. Alanya'da o boşluklardan belki gol yiyebilir diye. Deplasmanlardaki performansı biraz ilk yerde genellikle bir gol yiyor. Ondan sonra saldırmaya başlıyor. Gol yemeden saldırmıyor diyeyim ben bir nevi. Ama etkin bir oyun olacaktır. Tabii ki iddialı KG var olacaktır. Ama biraz daha yüksek veya biraz daha risk sevenler için 1.76 gibi oranı ilk golün Kayseri. Böyle bir hissiyatım var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirme altına alabilir. Balıkesir Denizli mücadelesi. Bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Denizli bu maçı alamazsa keyfi bilir. Neden keyfi bilir? Çünkü direkt puan durumundan bahsedeyim. Bakın. Denizli zaten yeni bir teknik adam getirdi. Onunla ilerlemeye başladı. Son haftalarda iyi gidiyor. Balıkesir'in transfer tahtası açılmadı. Zaten bunları hep anlatıyorum. Ben TFF'yi de değerlendiriyorum sürekli bildiğiniz üzere. Fakat bu maçta direksinin yenmen gereken bir rakip. Maç sonu 2, 1, 1,5, 3, maç sonu 2, 4, 3, girmeyeceğim bu olaylara. Direkt Denizli Spor'un burada rakibini direkt yenmesi gereken bir rakip olduğundan dolayı 1.85'ten oranla riske değiyor. Taraf tercihi olarak sizlere direkt Denizli Spor'un bir galibiyetini önerebilirim. Bol şanslar. Tottenham Everton mücadelesi. Bu maça yüksek oranla tercihim de var baylar. Şöyle hemen bahsedeyim. Şimdi bu Kulukevski çok iyi uyum sağladı Tottenham'a. Bence yani Juventus'ta bu adam biraz harcanmış. En azından oynatabilirdi. Gerçi kanatında kaliteli ayaklar vardı. Fakat Tottenham'a yakıştı. Sonun bir sakatlığı yok. Kane'in bir sakatlığı yok. Sonra e, Kulukevski aynı şekilde sağda oynayacak. Arkada Hoiberg, Bentancur gibi isimler de oynayabilir. Bentancur da uyum sağladı. Yani güzel transferler. Eee Konten'in yaptığı açıklamalara bakmayın. Şöyle açıklamalar yaptı. Diyor sanırım Tottenham benim takımım değil vesaire vesaire. Ama güzel bir oyun oynayan bir Tottenham var. Ben Tottenham'ın burada en az 2 gol bulmasını bekliyorum kendi evinde. Güzel bir futbol sergiliyor açıkçası. Son haftalarda da bana umut vaat etti açıkçası Tottenham takımı. Son kupa maçında deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Fakat şunu söyleyeyim. Yani kupa maçlarına ne kadar önem verebilirsin ki? Ki ben de mesela futbolcu olarak bir empati kursam. Yani kupa maçlarına açıkçası çok fazla önemsemem. Futbolcular da bu olay oluyor ciddi anlamda. Ben burada Tottenham'ın atacağı iki golü şöyle sizlere göstereyim. 1.50 gibi oranı var. Tottenham tarafındayım burada. Ama Everton'ın gol bulmasını bekliyorum. Benim skor beklentim 2-1, 3-1 bandında olduğundan dolayı nasıl bir yüksek oran diye öneri... Aa 1.93'müş bakın. Ben ikinin üzerine bekliyordum açıkçası. Oranlara bakmadan şey yaptım. Maç sonu 1-2.5 üstte bunu nasıl yapabiliriz daha yüksek oranlara şöyle baksam. Ya olanı bu. Masun'u bir iki buçuk üstü de en yüksek orandan bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Dediğim gibi Everton'da gol bekliyorum. Skor beklentim 2-1-3-1 ayarında bir maç. Güzel bir Premier lig mücadelesi izleriz burada. Bilbao-Levante mücadelesi. Bu maçta direkt şöyle en ideal tercihim şu şekilde baylar. Göstereyim direkt. İlk yerden gelecek bir gol. Bir 30 oran açmışlar. ilk i̇lk yerde ben mücadelenin gol bekliyorum. Direkt bunu söyleyebilirim. Çünkü Levante son haftalarda güzel ofansif bir futbol sergiliyor. Korkmadan oynuyor. Zaten puan durumunda da baktığımız zaman da bu takım dipte ufaktan bir şansı var son haftalardaki aldığı puanla birlikte. O futbolunu, o iyi futbolunu sergileyebilir. Bir bazı zaten kalite anlamında, kadro kalitesi anlamında da çok önemli isimleri var zaten. Bir sakatı da yok açıkçası. Şöyle söyleyeyim bir tane şüphelisi var. Onun dışında bir sakatı da yok. Onun dışında deplasmana basmana baktığımız zaman campaña, postigo gibi isimler yok da. Bunlar önemli sayılabilir fakat Levante ufaktan bir toparlanmaya başladı. Gol bahsine gidilebilir burada. İlk yerden bir gol idealdir. Onun dışında yine skor beklentimi söyleyeyim. Ee, Gollü bir mücadele olabilir. Şöyle söyleyeyim sizlere. 2-1 bir skor bandım var da ben sonu bir 2.5 üste gitmek istemedim. Şöyle belki 2.5 üst 68 oranından biraz daha yüksek o yönde alınabilir. Ama skor beklentimde 2 birlik bir Bilbao galibiyetinde olduğunu da belirteyim. 5 mücadelem bu şekilde idealden ve yüksek oranlardan pazartesi şöyle bir bülteni kendi görüşlerimi bildirdim sizlere. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Bir kombin önerisi yok arkadaşlar bahsettiğim gibi. Art 300'ün üzerine çıktığımız zaman kombin önerisi gelir. Ben zaten katıl grubundaki her arkadaşa gruptaki her maça yüksek oranlı kombinem olsun. ideal kombinem olsun. İdeal ki Katıl grubuna özel kombinam olsun. Öneriler yapmaya devam edeceğim. Sizler de videoya gereken ilgi ve alakayı gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Artık yüzün üzerinde like seviyesi çıktığı zaman da öneriler devam eder. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.